Evet arkadaşlar, TV Motion'un ikinci dersindeyiz. TV Motion'un çok rahat ve çok kolay olduğunu söylemek isterim. Burada da zaten dersleri anlatırken ne kadar kolay olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Bakın, solda bir tik var ve sağda da bir tik var. Görüyorsunuz sağda ve solda. Bu aslında burada menülerin gizli olduğunu gösteriyor bize. Bakın arkadaşlar. Aynı zamanda soldaki menüden de bütün menülerimiz buraya geliyor arkadaşlar. Gerçekten çok kolay ve çok basit. Bu aşağıda yeni gelen bir özellik var. Bakın, nokta nokta bir özellik var. Bu aslında render alma butonu. Buna bastığımızda artık render alıyor. Yani hesaplama yapıyor. Buradaki görüntüde, ana sayfadaki görüntüde benim yapmış olduğum render'a basarak render ağırlığına göre, render kalitesine göre render alıyor. Bakın, şu tike bastığımızda ise low, medium ve high, yani düşük, orta ve yüksek kare render alıyor. Şu tik okey olduğunda en son bir işleme yapar. Yani noise işlemi yapar. Pürüzlülüğü giderir ve en son render işlemini yapar arkadaşlar. Ve bu şekilde bitirir. Aynı zamanda şuradaki oko bastığımızda ise move, rotate ve scale işlemlerinde buradan objeleri döndürme, rotate etme, büyütme ve taşıma işlemlerinde buradan yapıyoruz arkadaşlar. Sol menüye geldiğimizde ise buradaki bütün kaplama, model, ışıklar, kaplamalar ve ağaç gibi nesneler burada var. Aynı zamanda sağa gittiğimizde ise bizim sahne içerisinde kullandığımız tüm modellerin buradaki bilgileri ve hangi bilginin olduğu burada görünüyor. Bakın, buradaki başlangıç zemini layer'ını kapattığımda görüyorsunuz. Bu layer'la buna müdahale edebiliyorum arkadaşlar. Aynı zamanda alttaki kısma bastığımda ise bana sahnemle ilgili gerekli bilgileri veriyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi. Kaç tane poligon olduğunu, kaç FPS ile çalıştığını gösteriyor arkadaşlar. Zaten bu parmak işareti eğer okey ise, çalışma ekranında okey ise randımanlı çalışıyorsunuzdur. Eğer aşağı doğruysa artık performans gerçekten düşmüş demektir arkadaşlar. Zaman zaman burayı kontrol etmenizde fayda var. Zaten sahneyi bu şekilde, şu render'ı kapatalım. Sahneyi bu şekilde döndürdüğünüzde ve gezinme işlemi yaptığınızda eğer sahne ağırsa zaten buradaki FPS değeri de düşüktür. 20 FPS'in altına indiğinde artık yavaş yavaş kasılmalar başlar. 15'in altına indiğinde de başlar arkadaşlar. O yüzden orada belirttiği gibi, bir önceki derste belirttiği gibi 6 GB'lık bir ekran kartı işinizi görecektir. Hangi ekran kartlarında daha randımanlı çalışıyor derseniz 3060 RTX katlarında, yani Ray Tracing dediğimiz teknoloji olan, render teknolojisi olan RTX katlarında çok rahat çalıştığını söylemek isterim. En düşük 3050 Ti, 3060 ve 3070, 3080 olarak seri olarak yukarı doğru gidiyor arkadaşlar. Onlarla randımanlı çalıştığını belirtmek isterim arkadaşlar. Onun haricinde yine biz mouse'umuzun sol tuşuyla orbit, pan tuşuyla sağa sola kaydırma, sağ tuşla sağa sola bakma gibi, yani kafamızı kaydırma gibi işlemleri yapıyoruz. Klavyeden V, W, A, S, D tuşlarıyla W ile ileri, A ile sola, D ile sağa, S ile ise geri gidiyoruz. Aynı şekilde R tuşuna basarsak render alır arkadaşlar. E tuşuna basarsam aşağı iner. Q tuşuna basarsam yukarı çıkar. Birden 6'ya kadar, bakın burada speed var. 1'e basarsam çok yavaş bir şekilde ilerlerim. 6'ya basarsam çok hızlı bir şekilde ilerlerim. Işık hızında ilerliyor. Bakın arkadaşlar. 3'e basarsam normal bir hızla ilerlerim. 2'ye basarsanız yine biraz daha yavaşlatılmış bir şekilde sahne üzerinde hareket edebilirsiniz arkadaşlar. TV Motion'u ilk açtığınızda, tekrar başa dönelim. Buradan File'dan Live Scan dediğimde artık kendisi otomatik başa dönüyor. Aslında TV Motion'u ilk açtığınızda sahne bakışı biraz yukarıdan başlar arkadaşlar. Yukarıdan başladığı zaman siz import dediğinizde aslında model aşağıda kalıyor. Yani şöyle baktığınızda model aşağıda kalır. Aslında sahnenin biraz üstünde başlatıyor. Ekranın üstünde başlattığı için modeli import ettiğinizde model aşağıda kalıyor. O yüzden modele bakmak için şöyle biraz aşağı doğru bakmakta fayda var. Bu da bir ipucu olsun arkadaşlar. Çünkü önemli bir kısım, bunu da söylemek istedim arkadaşlar. Buradan sağdaki menüden normal modellerimizi ve dışarıdan aldığımız modelleri çağırarak işlemlerimizi yapacağız.
FBX SketchUp formatında, yani SketchUp formatında, FBX formatında ve diğer çeşitli formatlarda buraya çalışma alabiliyoruz. Bakın, FBX SketchUp formatı, OBJ, Cinema 4D ve DataSmith, yani 3DMX'den DataSmith'i çıkardığımızda veya SketchUp'tan buraya aktarma yaptığımızda arkadaşlar, o dosyayı da kullanma imkanına sahibiz. Ben genelde SketchUp dosyalarını alıyorum buraya. Randımanlı çalışıyor ve en uyumlu çalıştığı dosyalardan bir tanesi de FBX ve SketchUp dosyası. Aslında SketchUp dosyasıyla çok çok randımanlı çalıştığını söylemek isterim. Yani en randımanlı SketchUp dosyasıyla çalışıyor arkadaşlar. Zaten SketchUp'ta da çok randımanlı bir uyumu söz konusu. Buradan biz aktarmak istediğimiz modeli Open tuşuna basarak içeriye aktarabiliriz arkadaşlar. Mesela burada benim aktarmak istediğim bazı modeller vardı. Onlara bakalım. Mesela Yogo House diye bir modelimiz var. Onu içeriye aktaralım arkadaşlar. Örnek bir model import dediğimde içeriye aktarma işlemi başlıyor. Buradaki aktarma süresi bizim modelimizin kapasitesiyle ilgili. Yani model ne kadar yoğunsa, ne kadar doluysa arkadaşlar o kadar süre bekliyorsunuz bu import ekranında. O yüzden bilgisayarınızın gücü burada biraz önemli. Tabii çalışma sırasında, çalışma ekranında ne kadar temiz çalıştığınız önemli. Grup komponent kaplamaların hazırlanması, dışarıdan gelen modellerin de sahneyle olan uyumu önemli. Bazı modeller çok sorun çıkartabilir. Sahneye çok fazla modelle yığmadan bazı modelleri TVMotion içerisinden almaya özen gösterin. Tabii bunu yapabilmek için de TVMotion'un kendi arayüzüne kontrolüne sahip olmamız gerekiyor. Şuradaki sol menüyü çok iyi kullanmak gerekiyor. Bunların detaylarını ben size anlatacağım zaten. Bakın, import ettik modeli ama model, biz karşıya baktığımız için model altta, dönüp şöyle bir modele bakmamız gerekiyor. Bakın şöyle yukarı çıkın biraz. Modeli seçelim şu şekilde. Tabii çok hızlı hareket ediyor. Bunu bir düşürelim biraz arkadaşlar. Bire düşürüyorum biraz. Şöyle. İçeriden şöyle baktığımızda modelimiz buraya geldi bakın. Bir yoga evi olarak, bir sanatçı evi olarak tasarlanan bir arayüz arkadaşlar. Şu şekilde bir modelimiz. Bakın. Bu şekilde biz şuradan herhangi bir yerden, yani şu köşeden bir render alacağımız zaman, şuradan bir kameraya açısı ayarlayalım arkadaşlar. Şöyle bir render alacağımız zaman şuradaki render tuşuna bastığımızda bakın otomatik olarak bir render işlemi yapıyor. Ama tabi burada yüksek kalite render işlemi yapıyor fakat renderda biz ışıklarımızı, içerideki dinamikleri tam ayarlamadığımız için burada karanlık bir ortamla karşı karşıyayız. Tabi bunların detaylarını dersin sonlarına doğru yapacağımız hem iç mekan hem dış mekan kısımlarında göreceğiz. Tabi buradaki yapacağımız olay sadece temel alanda, ben dosyayı içeri alma kısmını gösterdim. Diğer kısımlarımızda yavaş yavaş devam ederek menülerimizin ve kontrolün nasıl bizde olacağını ben sizlere anlatacağım arkadaşlar. Bu dersimiz bu kadar. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.